Türkiye korkusunu Amerikan desteği de kesmiyor dostlar. Yunanistan, Hindistan'la ittifak kurma yolunda adımlar atmakta. Bundan harekette biraz fazla uçan Hintliler ölçüyü de kaçırmış durumda. Tehditlerin ardı arkası kesilmiyor. Yerkürenin bir ucundan tehditler alırken, diğer ucundan da Trump'tan ABD'yi karıştıran bir iddia geldi. İntikam almak için ilk fişeği ateşledi. Donald Trump'ın ardından başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden yönetimi, dünyayı tedirgin eden ilk askeri hamlesini yaptı. Theodore Roosevelt uçak gemisi liderliğindeki bir grup Amerikan savaş gemisi Güney Çin Denizi'ne ulaştı. Savaş gemilerinin Çin-Tayvan arasında gerilimli bir dönemde bölgeye ulaşması dikkat çekti. Bu gelişmenin yanı sıra son haftalarda kardeş Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri gündeme getiren Yunan medyası geçtiğimiz günde sıra dışı bir röportaja imza attı. Yunan Pentabostama gazetesine konuşan emekli Hintli general Gagandi Bakashi, Yunanistan ve Hindistan'ın Ege Denizi'nde birlikte tatbikat yapabileceğini söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yakın isimlerden olan Bakshi, Türkiye'yi suçlayıp Hint donanmasının bir an önce Ege Denizi'ne gönderilmesi gerektiğini savundu. Gazete muhabirinin son yıllarda hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de Türk gemileriyle tatbikat yapan Pakistan gemilerini gördük. Yunan ve Hint donanmaları arasında ortak tatbikatlar görebilir miyiz sorusuna cevap veren Hintli general, elbette. Yunan ve Hint donanmaları arasındaki tatbikatlar hemen başlamalı. Hindistan donanması çok güçlü. Amerikan, Japon ve Avustralya donanmalarıyla tatbikatlar yapıyoruz. Yunanistan'ın da güçlü bir donanması var. Hint donanması hemen Ege'ye gelmeli diye konuştu. Yunanistan'la Hindistan'ın tarih boyunca sağlam bağlarının olduğunu belirten emekli general, günümüzde iki ortak düşmanımız var. Biri Türkiye, diğeri ise Pakistan. İstihbarat alanında olduğu kadar savunma alanında da birlikte çalışmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kardeşi Pakistan'la ortak hareket etmesini kendisine yediremeyen Hintli general, Türkiye'nin bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirterek Ankara, Hindistan ve Yunanistan'a meydan okuyamaz. Bu konuda net izledi. Çin, Türkiye ve Pakistan'ın işbirliği içinde olduğunu öne süren Bakshi, Türkiye'nin göçmenleri koz olarak kullandığını söyledi. Göçmen konusu demişken bir de Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs salgını ortamında risklerle yüzleşen, topraklarında 3,7 milyon düzensiz göçmeni barındırabilen Türkiye'nin yaşadığı göç yükünün farkında olduklarını ve bu çabalarına değer verdiklerini belirtti. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Borisov makamında ülkesine günübirlik ziyarette bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabul etti. Borisov kabulde, koronavirüsün iki ülke arasındaki turizmi etkilediğine dikkat çekti. Borisov, Türkiye'nin Bulgaristan'ın yakın sınır komşusu ve NATO müttefiki olduğunu anımsatarak, düzensiz göç, terörle mücadele, enerji, tarım, hayvancılık, ticaret, ekonomi ve daha birçok alanda Türkiye'nin kilit ortak olduğunu belirtti. Bulgaristan Başbakanı Borisov, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile diyaloğu daima açık tutması konusunda ısrarcı olduklarını vurguladı. Kabulde Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova da hazır bulundu. Öte yandan Türkiye'den Yunanistan açıklaması geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilen istikşafi görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Kalın, Türkiye ile Yunanistan arasında 4,5 yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir ifadelerini kullandı. Kardeşlerim, Biden'ın göreve gelir gelmez imzaladığı ilk kararnamelerden biri, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na tekrar dönmesi oldu. Hatırlarsanız Trump da 2016 yılında başkan seçildiğinde Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı. Bu anlaşmadan çıkmanın prosedürleri nedeniyle ABD, 2020'de anlaşmaya imza atan 197 ülke arasından çekilen ilk ve tek ülke oldu. Peki, hem Trump hem de Biden için bu kadar önemli olan Paris İklim Anlaşması neyi ifade ediyor? Çevre ve kalkınma ilişkisi, yani çevreye duyarlı sürdürülebilir kalkınma, son yıllarda gündemden düşmeyen önemli konuların başında gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için 2016 yılında Türkiye'nin de içinde bulunduğu 175 ülke tarafından
Paris İklim Anlaşması imzalanmıştı. Aslında Paris İklim Anlaşması hem gelişmekte olan hem de gelişmiş, yani tüm ülkeleri kapsayan ve ülkelerdeki emisyonu azaltmayı amaçlayan bir anlaşma. Ancak bağlayıcılığı da olmayan bir anlaşma. Bu anlaşma kapsamında çevreye verilen zararların, yani emisyonların azaltılması için özellikle fosil yakıt, yani petrol, kömür gibi kullanımı zamanla azaltılarak çevreyle uyumlu yeşil enerjiye, başta da yenilenebilir enerjiye geçiş hedeflenmektedir. Dolayısıyla enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının arttırılması teşvik edilmektedir. Peki Paris İklim Anlaşması'nın avantajı ve dezavantajları neler? Bu anlaşmanın tüm ülkelerin temiz enerjiye geçişi için önemli bir yol gösterici olması beklenmektedir. Dolayısıyla enerji arz güvenliğinin sağlanmasında, enerji politikalarında ve enerji yatırım kararlarında bu anlaşmanın ruhuna uygun davranmayı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreçte özellikle yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payının artacağı bir dönem olacağı öngörülmektedir. Yani fosil enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru bir değişim ve dönüşüm zorunlu kılınıyor. Ancak bu değişim ve dönüşüm, Trump'ın da sıklıkla ifade ettiği gibi, üretim, istihdamı azalttığı ve fosil yakıtların üretimini engelleyeceği için hayata geçirilmemesi konusu büyük fosil yakıt üreticilerini de cesaretlendiriyor. Zaten Suudi Arabistan, Rusya ve ABD gibi dünyanın en büyük petrol üreticilerinin petrol üretimlerini azaltmaları gerekirken, bu ülkelerin fosil yakıt üretimlerini arttırmaları emisyon azaltma sürecinin kolay olmayacağının da habercisi. Diğer yandan gelişmiş ülkeler ekonomik kalkınmalarını tamamladıkları için çevreye verdikleri zararların maliyetini geliştirmekte olan ve fakir ülkelere bırakıyorlar. Yerli fosil kaynaklarla ekonomilerinin kalkınmasını sağlayan birçok fakir veya gelişmekte olan ülkeler için de kendi kaynaklarından vazgeçme nedeniyle bir mağduriyet oluşturduğu açıktır. Bu nedenle fakir ve gelişmekte olan ülkelere fosil kaynaklardan vazgeçme karşılığında yeterli kaynağın ayrılması önemli. Türkiye'nin 2016 yılında imzaladığı bu anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmadığı için Türkiye bu anlaşmaya henüz taraf değil. Aslında geçen bu süre içinde Türkiye'nin özellikle enerji arz güvenliğini sağlamak, yerli kaynakları hayata geçirmek ve öngörülebilir bir piyasa oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği milli enerji ve maden politikası, özellikle yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması açısından önemli bir dönem oldu. Diğer yandan Paris İklim Anlaşması kapsamında Türkiye'ye küresel ısınmaya neden olan emisyon azaltımı ve enerji güvenliğinde yenilenebilir enerjinin payının arttırılması için gerekli olan yatırımların finansmanı için de gerekli kaynağın sağlanması gerekiyor. Bu adımlar Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na katılımını daha da hızlandıracaktır. Diğer yandan ABD Başkanlığı görevini devrettikten sonraki ilk hafta sonunu Florida'daki Mar-a-Lago'da golf oynayarak geçiren Donald Trump'ın kendisine ihanet ettiğine inandığı cumhuriyetçilerden intikam almayı planladığı iddia edildi. Ayrıca Beyaz Saray'dan ayrıldıktan 4 gün sonra Trump yeni bir parti kurmanın ipuçlarını da vermeye devam etti. The Washington Post'un haberine göre Trump, golf oynarken yanındakilerle kendisine ihanet eden cumhuriyetçilerden nasıl intikam alabileceğini konuştu. ABD basınına göre Trump'ın hedefindeki cumhuriyetçiler arasında Georgia valisi Brian Kemp ve kendisini Kapitol saldırısını teşvik etmekle suçlayanlar ve seçimlerde hile yapıldığını kabullenmeyenler bulunuyor. Washington Post ayrıca Donald Trump'ın golf oynarken çevresindekilere MAGA, yani Make America Great Again, Amerika'yı yeniden harika yap, ya da Patriot Party, Vatansever Partisi isimleriyle yeni partiler kurabileceğinin ipuçlarını vermeye devam ettiğini yazdı. Temsilciler Meclisi bugün Trump'ın Kongre saldırıları konusunda halkı kışkırttığı yönündeki suçlamaları Senato'ya yollayacak. Duruşmalar 8 Şubat'ta başlayacak. Öte yandan cumhuriyetçi bazı isimlerin Trump'a karşı oy kullanması beklense de bunun Trump'ı azletmek için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa yeteceği düşünülmüyor.